Öncelikle hoş geldiniz. Bu emeğinize de sağlık bu röportajdan dolayı. Şimdi bizim bu mevcut yerel yönetim geldiği ilk günden beri zaten yaptığı doğru bir şey yok. Bunu doğru yapacak bu Alperen Ocakları'nın şeyini. Ben bu arkadaşı tanımam etmem. Bu sahil parkın yapıldığı günden bu yana bununla ilgili bu diyet ödeme bir olay oldu. Refik Bey'in dediği gibi bu HRT'de açıkladı bunu kendisi. Yani bu benden kaynaklı bir şey değil. Bu bizim yerel yönetim, mevcut yerel yönetim Alperen Ocakları Başkanı veya üyesi neyse buna diyet borç ödedi. Yani bu arkadaşlara yardımcı oldular bu konuda. Yani bir nevi rüşvet anlamında. Bu konuda ben bu arkadaşlara diyorum ki Refik Bey'e başvursunlar bundan sonra. KPSS yerine belki atar, belki bir şans çıkar. Yani işte atıyor Refik Bey. KPSS yerine Merkez Belediye. Yani ben bu olayı tasvip etmiyorum. Ayrıca bundan dolayı kınadım arkadaşları, ben yönetimdeki arkadaşları ve özellikle meclis üyelerini. Bunun önüne dur demedikleri için. Ben başkana dediğim yok. Başkan kendi başına almış. Zaten kaba saba bir adam. Ne yaptığını bilmiyor, ne dediğini de bilmiyor. Tamam mı? Halka da saygısı yok, ben sana söyleyeyim. Benim kızdığım nokta güncendiğim meclis üyeleri. 30 tane meclis üyesi. Tamam mı? Bu ilçede her şey doğru mu gidiyor? Bugüne kadar 4 yıldır yönetimdeler. 30 tane meclis üyesi bir dur diyemiyorlar. Bir dur, ne yapıyorsun diyemiyorlar. Yok sanayi sitesine dalaşıyor, yok şuna dalaşıyor, yok buna dalaşıyor. Her şey kendisi doğru anlamında. Öyle olmaz. Bu millet seni buraya getirdi. Refik Er Yılmaz siyaseten ölmüş bir adamdı. Siyaseten bak. CHP'ye karşı çıkmış. Bağımsız çıkmış, milletvekili kaybettirmiş bu CHP. Ona rağmen bak, bu partinin güzelliğine bak. Yine bunu getirdi, belediye başkanı koydu. Bu sefer ne yaptı? Halka isyan etti. Emeğinize sağlık, teşekkür ediyorum size. Öncelikle hoş geldiniz. Bu emeğinize de sağlık bu röportajdan dolayı. Şimdi bizim bu mevcut yerel yönetim geldiği ilk günden beri zaten yaptığı doğru bir şey yok. Bunu doğru yapacak bu Alperen Ocakları'nın şeyini. Ben bu arkadaşı tanımam etmem. Bu sahil parkın yapıldığı günden bu yana bununla ilgili bu diyet ödeme bir olay oldu. Refik Bey'in dediği gibi bu HRT'de açıkladı bunu kendisi. Yani bu benden kaynaklı bir şey değil. Bu bizim yerel yönetim, mevcut yerel yönetim bu neydi bu arkadaş? Alperen Ocakları Başkanı veya üyesi neyse buna diyet borç ödedi. Yani bu arkadaşlara yardımcı oldular bu konuda. Yani bir nevi rüşvet anlamında. Bu konuda ben bu arkadaşlara diyorum ki Refik Bey'e başvursunlar bundan sonra. KPSS yerine belki atar, belki bir şans çıkar. Yani işte atıyor Refik Bey. KPSS yerine Merkez Belediye. Yani ben bu olayı tasvip etmiyorum. Ayrıca bundan dolayı kınadım arkadaşları, ben yönetimdeki arkadaşları ve özellikle meclis üyelerini. Bunun önüne dur demedikleri için. Ben başkana dediğim yok. Başkan kendi başına almış. Zaten kaba saba bir adam. Ne yaptığını bilmiyor, ne dediğini de bilmiyor. Tamam mı? Halka da saygısı yok, ben sana söyleyeyim. Benim kızdığım nokta güncendiğim meclis üyeleri. 30 tane meclis üyesi. Tamam mı? Bu ilçede her şey doğru mu gidiyor? Bugüne kadar 4 yıldır yönetimdeler. 30 tane meclis üyesi bir dur diyemiyorlar. Bir dur, ne yapıyorsun diyemiyorlar. Yok sanayi sitesine dalaşıyor, yok şuna dalaşıyor, yok buna dalaşıyor. Her şey kendisi doğru anlamında. Öyle olmaz. Bu millet seni buraya getirdi. Refik Er Yılmaz siyaseten ölmüş bir adamdı. Siyaseten bak. CHP'ye karşı çıkmış, bağımsız çıkmış, milletvekili kaybettirmiş bu CHP. Ona rağmen bak, bu partinin güzelliğine bak. Yine bunu getirdi, belediye başkanı koydu. Bu sefer ne yaptı? Halka isyan etti. Emeğinize sağlık, teşekkür ediyorum size.